Kamu politika ve uygulamalarını ortaya koyarak bütçe sürecini başlatan ve kaynak tahsislerini yönlendiren orta vadeli program için geri sayım başladı. Programa ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan açıklama geldi. Yılmaz, 7 Ağustos'ta yapılan Bakanlar Kurulu'nda programın değerlendirildiğini söyledi. Deprem sonrası dönem dolayısıyla da yeni bir dönemdeyiz. Bu yeni döneme ilişkin değişik kesimlerin beklentilerini, önceliklerini alarak orta vadeli programı şekillendireceğiz. Yılmaz programı 10 Eylül'de açıklamayı planladıklarını aktardı. Finans kesimi olan görüşmelerin Cuma günü İstanbul'da olacağını da ifade etti. Enflasyon hedefindeki güncellemelerin 2026 yılı orta vadeli planla netleşeceğini de ekledi Yılmaz. Hükümet ile Merkez Bankası orta vadeli programda enflasyona ilişkin hedefleri birlikte belirlerler. Son bir güncelleme oldu. Zaten dolayısıyla bundan sonra büyük bir güncelleme beklememek gerekir. 2026 perspektifinde yapacağız. Dolayısıyla 2025'e kadar belki küçük güncellemeler ama asıl 2026 orta vadeli program ile netleşmiş olacak. Ve orada da perspektifimiz Tek haneli enflasyon. Cumhurbaşkanı yardımcısı işçi ve işveren taraflarının vergi taleplerine ilişkinde konuştu. Hem işçi kesiminin hem işveren kesiminin doğrudan vergilerin artması, dolaylı vergilerin ise azalması yönünde ortak bir talebi var. Ben de destekliyorum. Önümüzdeki dönemde bu yönde bir takım çalışmalar yapılması gerekiyor. Bu vergi artışı azalışı değil, bu vergi sisteminin modernize edilmesi, güncellenmesi, sadeleştirilmesi, daha dengeli hale getirilmesi diyelim.